No, dünü anlatsana. Gel. Evet. Şimdi Sibel Hanım konuşacak. Ya hiç önemli değil arkadaşlar. Bir konuyu açıklığa kavuşturalım. Çünkü hiç önemli değil. Çok harika şeyler oluyor. Bizim için niye değerli biliyor musunuz? Ne kadar spor yapıyorsunuz? Vallahi ben bir aydan sonra devamlı haftada 3 gün spor yapıyorum. Esas o konuyu açacaktım da. Evet. Uğurcuğum, yapabiliyor musun? Hemen başını öne eğdin de aklıma o geldi. Vallahi şöyle bir şey söyleyeyim. 102 kiloyla ameliyat oldum. Kadir Bey, siz de lütfen dinleyin. Bakın önemli bir şey. Yani doğumdan sonra ben, oğlum benim, hani hamilelikte kimi insanlar dış karın çok fazla olur. Benim şöyle bir karnım vardı. Herkes ikiz zannederdi. Hani sporu niçin bu kadar sevdiniz? Şunu söyleyeceğim. Hani zayıflamaya başladıktan sonra benim karnım bir daha çöktü. Hani şu çökme olayı. Ben çökmedim vallahi. Her spora gittikçe bir kere daha iyi hissettim kendimi. Yani inanın, spor mutlaka yapın. Yani benim şöyle söyleyeyim, benim ameliyat olma sebebim çok kilolu olmam değildi. Dizlerim ve bileklerimden dolayıydı. Dizlerim ve bileklerim izin vermediği için bisikleti hala kullanamıyorum. Ama kullanacağım. Bir 10 kilomu daha gittikten sonra kullanacağım. Bisiklet nereden çıktı dersen, herkese bisiklet tavsiye ediyorum. Ettiği için hocam. Şöyle söyleyeyim, ben pilates şu anda yapıyorum. Ve normal spora da gidiyordum ilk başta. İnanın sporun verdiği hazla diyet çok daha kolay gidiyor. Yani inanın mutlaka ya yürüyüş yapın ya spor yapın. Yani benim metabolizmam çok yavaş. Hani bilmiyorum, içinizde çok yavaş zayıf kilo veren var mı? Ben bakarsanız varmış. Şöyle söyleyeyim, 18 kilo kadar bir şey verdim. 5 ayım dolmak üzere. Bakarsanız çok az çoğu kişiye göre. Ama beden olarak çok inceldim. 50-52 beden pantolon giyerken şu anda 44 beden giyiyorum. Bunu da spora borçluyum. Peki dün ne oldu? Vallahi dün üzgünüm. Üzgün olma ya, çok esprili bir şey, güzel bir şey. Benim cep telefonumun biraz şeyi düşük ve durmadan silmek zorunda kalıyorum. Neyi silmek zorunda kalıyorsun? Resimleri, çünkü börek gelen resimleri şeyleri sizde kaçırmak istemiyorum. Özür dilerim ama yani şeyi de istemem ama durmadan silmek zorunda kaldığım için bu benim için bir zaman almaya başladı. Ve ben en son börek gelince diyorsun. Yani börekten dolayı değil de hani sırf... Ben böreği yolladıktan sonra 2 kişi çıkınca ben bir ürktüm. Yalan yok. Şimdi ben o gruba sadece seyrediyorum. Zaman zaman müdahalelerde bulunuyorum. Amacım şu. Aslında amacımız bu da bir terapinin bir biçimi. Doğru değil tabii. Yani size böyle devamlı gözleniyor hissiyatı vermek veyahut da bir baskı kurmak doğru değil. Ama orası bir platform. Oraya aidiyet duyarsanız o aidiyet size şunu getirecek. Orada yapılanlar sizi motive edecek. İşte bakın, yaptığımız şeyi her gün orada yapmış oluyoruz. O yüzden silmemeye çalışın. Başka gruplarınızı silin. Eğer obezite ameliyatı olduysanız diğer grupların hepsini silebilirsiniz. Bu grubu silmezseniz başarınıza bir katkıda olacaktır. Onu da söyleyeyim. Çünkü bu modern teknolojiyi de kullanmamız lazım. Yani anlatabiliyor muyum? Ne demiştik? Yani yaşamak için akla gerek yok. İyi yaşamak için değişik her şeyi kullanalım yani. Telefon çaldı. Evet, Ahmet hocam o saatte aradı. Düşünsenize. Şaşırdım. Sibel Hanım çıkmış gruptan, telefon çalıyor. Hemen gruba geri dönüyorum. Aslında tabii ki kızdığım için değil, sevdiğim için. Yoksa niye peşine düşüp sağ olsun kendisi de geliyor. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür seviyorum. Ederim. Ben de size. Yani hakikaten... Yani... Başarısız olabilecek dediğim hastalardan birisiydi. Şimdi söylüyorum kendisine ama başarılı olacak çünkü hakikaten sporu anladı. Evet, evet. Başarılı spor, olacaksın. Spor yemede de evet. Bir sıkıntım yok. Aslında sayesinde. Çok önemli bir. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ben yoruldum. 2 dakikalığına Ozan şu soruları okuyup bir cevap vermeye başla, ben geliyorum. Şimdi az yersek zararı olur mu? Çiğ köfte yiyebilir miyim? Gibi. Kaloriye mi yoksa proteine mi öncelik vermeliyiz? Zayıflama çayı içebilir miyim? Şimdi tabii ben bu mesela 4 soruya şöyle genel olarak bir cevap vereyim. Biraz önce Ezgi Hanım da anlattı. Yani bizim tıkınma genlerimizde tıkınmak genlerimize işlemiş. Yani beslenme olayı. Çünkü hayat bir şekilde kendini devam ettirmek zorunda. Ve bu bence insanoğlunun en önemli önceliklerinden biri. Beslenmek. Çünkü bir gün kıtlık gelecek diye düşünüyor. Metabolizma ve vücut. Ve bu bizim aslında normal mideli olanlar, olması gerekenler tüp mideliler. Kapasite olarak yememiz gereken şeyler olarak ama bunu bir şekilde yapamıyoruz, engelliyoruz. Ya bu yemeyle ilgili az yersek zararı olur mu? Çiğ köfte yiyebilir miyiz? Ya çiğ köfteden bir insanın, yani seven bir insanın mesela ömür boyu uzak durması mümkün değil. Ya değil ki. Yani bu çünkü insanın doğasına aykırı bir şey. Önemli olan bir dengeye oturtabilmek. Yani ben şimdi mesela geçen hafta sonu yaptığım o yanlış davranışın şeyini bir hafta boyunca dengelemeye çalıştım. Mesela spora biraz daha 3 gün gitmeye çalıştım. İşte yediklerime biraz daha dikkat etmeye çalıştım. Bu. Bence ameliyat sonrası da Uğur Bey'le de o da gelince de konuştuk. En önemli noktalardan biri bu. Yani bu dengeyi oturtabilmek, bunu öğrenebilmek. Ben çünkü zamanında ben de bir 20 kilo almıştım. Şu da var. Bu konuyu daha önce bir kere işlemiştik. Yeme davranışı, işte sigara, uyuşturucu bağımları beyinde hep aynı noktayı etkiliyorlar. Ve fareler üzerinde yapılan deneyden bahsetmiştim. O zaman çok ilginç. Ben okuduğum zaman mesela çok ilgimi çekmişti. Farelere deney yapıyorlar. Bir kısmına kokaine alıştırıyorlar. Bir kısmını da tatlıya alıştırıyorlar. Ve sonradan bakıyorlar ki ikisini birden ortama koydukları zaman fareler tatlıyı tercih ediyorlar. Yani böyle uyuşturucuyu tercih etmiyorlar. Yani yeme davranışı ve bu kötü şeyler, işte karbonhidratlar, basit karbonhidratlar ne yazık ki o kadar böyle hayatımızdan tamamen söküp atabileceğimiz şeyler değil. En azından ben kendi adıma bunu düşünüyorum mesela. Ercüment Bey de bahsetti. Yani bu yanlışlar olacak zaman zaman ama önemli olan sıklığı ve hayatımıza o dengeyi oturtmak. Bence siz fazla yiyorsunuz ama daha çok sağlıklı şeyler yiyor olabilirsiniz. Onun etkisi var. Olabilir evet. Mesela. Evet, zeytinyağlı diyorsunuz. Evet, çok yani bozan şeyler yiyor. Evet. Asit, evet. İşte salçalı, acılı. Muhtemelen o yüzden kilo almıyor olabilirsiniz veya yani veremiyorsunuz o fazla kalan kilolarınızı 10 kiloya ama kilo almamızın en büyük sebeplerinden biri de o olabilir. Bu da iyi bir şey, kötü bir şey değil. Devam edeyim mi abi? Şöyle çok önemlilere bir bakalım sence. Yani bunları şöyle yapabiliriz gelecek toplantıda ama şöyle bir baktığım zaman şöyle, mesela zayıflama çayı içebilir miyim? Yeşil çay için. Yani yeşil çay metabolizmayı hızlandırdığı bir sürü şeyde yazılarda, çizilerde var. Ben mesela aynen. Saç dökülmesi sorun mu? Sizin çok. Saç dökülmesini geçen toplantıda anlatmıştım. Birçok sebebi var. Tiroidinizin az çalışması, Hashimoto'nuz varsa eğer her ne kadar yerine koymuş olsanız bile TSH'ınız normale dönse bile bazı minerallerinizi vesaire ve beslenmenizdeki bazı değişiklikleri yapmazsanız bu yine devam eder. Hormonal bozukluklarınız varsa onlar devam eder. Bizim bazı otoimmün hastalıklarımıza yine oluyor gibi böyle bir o kadar çok sebepleri var ki saç dökülmesinin ama bariyatik cerrahi sonrası saç dökülmesinin en önemli sebebi birçok saç için gerekli eser elementin ve vitaminin alınamaması. Saç için tasarlanmış çok güzel vitaminler var hani piyasada. Normal aldığınız vitamine ilaveten çünkü normalde diğerlerinden 2 tane almanız gerekiyor bu Telavium veya Pamplas diye piyasada var. Bunlardan birini alabilirsiniz. Günde 1 tablet 3 ay süreyle kullanın. Beraberinde burada verilen vitamin de mutlaka almak kaydıyla. Bu yeterli gelmezse minoksitil spreyler var. Bunu hem erkek hem de kadınlar için özel bir formülü var. Birininki mavi, birininkini kırmızı yapmışlar. Bunu kullanabilirsiniz. Ama yine de en önemlisi bunun sebebine inmektir. Bu da cevap vermiyorsa dediğim gibi başka sebepler vardır diye ben sizi mutlaka bir dahili açıdan incelemem gerekiyor. Ben de olmadım. Gerekirse bir dermatolog arkadaşımdan da yardım alabiliriz. Evet. Ama böyle dahili problemleriniz varsa konuşuruz bu arada. Hı hı. Başka sormak istediğiniz bir şey? Hı. Bizim vücudumuz normal bir insan gibi ameliyatsız. Sindirime geçmiş durumda ya da bunun bir süresi var mı? Aslında size tüp mide ameliyatı olanlar için konuşuyorum. Hani burada büyük çoğunluk öyle olduğu için. Tüp mide ameliyatında midenin girişi duruyor, çıkışı duruyor. Midenizin %20-25'lik kısmı kalacak şekilde geri kısmı alınıyor. Şimdi midemiz ne işe yarıyor? Yani hangi fonksiyonlar gidiyor? Midede küçük epiteliyal düzeyde bir sürü peptit yapılı hormonlar salınıyor. Bugün bunların bir kısmı biliniyor. İşte grelin diye vesaire böyle bir takım şeylerden bahsediliyor. Bunların haricinde midenin asitesi önemli. Mide asitleriniz devam ediyor. Ama mideden o kadar çok şeyde salınıyor ki mesela 12 parmak bağırsağında emilmesine rağmen B12 vitamini mideden intrinsik faktör salınıyor. O ikisi birleşip böyle gidiyor. Demir normalde mideden emilmiyor. Ama yediğimiz içtiğimiz ürünlerdeki demir mide asiditesiyle etkileşerek bir süre sonra ince bağırsak üzerinden emilim oluyor gibi. Yani aslında organı değildir. Dolayısıyla bir süre sonra bu midenizdeki kalan hücrelerinizin toparlanmasıyla birlikte bazı vitaminlere hiçbir ihtiyacınız olmayacak. Yani siz ömür boyu da vitamin almak zorunda değilsiniz. Aslında hep böyle yazar, hep vitamin alacaksınız falan ama vitamin D biraz farklı. Vitamin D biz toplum olarak zaten çok eksiyiz. Ben de her ay düzenli olarak alıyorum. Vitamin D'yi mutlaka alın ama ilk planda ameliyat olduğunuz sürece ilk bir yıl özellikle 3000 ünite almanız gerekiyor. B12 eksikliğiniz eğer midenizdeki intrinsik faktör salınımı düzenlenmesi bir süre sonra olmazsa, yeniden o fonksiyonu kazanamazsa o zaman ömür boyu B12 vitamini de almanız gerekiyor gibi. Yani ama bu bir gastrik bypass ameliyatı ya da dödenal switch ameliyatları gibi ise bu iki ameliyatta evet ömür boyu bazı vitaminleri ve mineralleri almanız gerekiyor. Protein içeriği de zaten sizin almanız da, mesela protein için de aynı şey geçerli. İlk zaman proteini çok düzenli almanız gerekiyor. İlk bir yıl hatta iyi katabilirseniz çok iyi ama ondan sonra kendinizin güzel bir alışkanlığınızı kazanmanızla birlikte o protein içeriği ve aldığınızın yeterli olup olmadığını biz burada kan testlerinizde görüyoruz. İşte albümin, prealbümin protein değerlerinize bakıyoruz. Aslında almanız gereken 60-80 gramlık bir protein almanız gerekiyor. Yani bunu alıp almadığınızı siz kendiniz de test ediyorsanız yediğiniz içtiğinizde ki bu ilk planda ilk bir yıl bunu oturtturmak çok zor. O yüzden protein almak zorundasınız. Hızlı kilo verdiğiniz için kas kaybetmemek için almalısınız ama 1-1,5 yıldan sonra bunu yiyeceklerle de takviye eden çok hastamız var. Pardon, buyurun. Hocam D3 vitaminine genellikle ayda bir ampul olarak alıyorum ama bir arkadaşım dedi ki, hekim arkadaşım dedi, ayda bir kere fazla olabilir, bunu bir dahiliyeciye sor. Sizin bu konuda görüşünüz nedir? Yani ampul alıyorsunuz. Ampul 300.000 ünite. Şimdi biz burada genellikle aldığınız vitaminin içinde şey var, D vitamini var. Almanız gereken miktar daha fazla olduğu için söylüyorum. Ayda bir de ben D3 damla var ya, 50.000 ünite olan şu bebeklere verilen damla. Ayda bir de genellikle onlardan bir tane içmenizi öneriyorum. Bu tabii kişiye göre fark edebilir. Bunu ölçümlerde de daha iyi ortaya koyabiliriz. Ama ampul olunca her bir ampulde 300.000 ünite var. Bir kontrolsüz yükseltebiliyor. Bir de içeriğindeki maddeyle ilgili son zamanlarda böyle çok da şey çıktı. Ben yaklaşık bir yıldır neredeyse hiç yazmıyorum D3 damla. İçerisindeki. Hem kontrolsüz evet. Çünkü D vitamini ile ilgili çalışmalar çok ilginç. Normalde D vitamininiz eksik olduğu zaman vücudumuzda bir sürü reseptörümüz var tüm ince bağırsaklar boyunca. O reseptörleriniz kayboluyor. Takviye edince tekrar o reseptörler yerine geliyor. Ve dolayısıyla yediğinizden, içtiğinizden kalsiyum gibi bir takım emilim, çünkü vitamin D hormonal etkisi olan, hormon gibi çalışan bir vitamin. Yani vitamin demek bile aslında ona yanlış olur. O eksilince birçok yediğiniz içtiğinizden bazı mineralleriniz başta kalsiyum olmak üzere emilmiyor. Dolayısıyla hani siz ne kadar kalsiyum alsanız da yetersizlik oluyor. Bu istenen bir şey değil. Bir de yine vitamin D için biz kapalı ortamlarda çalışıyoruz hep. İşte ırk olarak zaten şeyimiz eksik, biraz da emilim bozukluklarımız var. Eğer siz bunu doğal olarak almışsanız, bazen Canan Karatay örneğini veriyor ya, ama oradaki hata şu, ben diyor bir çoban gördüm diyor, yazılmış diyor çobanın diyor, 300 çıkmış diyor D vitamini. D vitamini ne zararı var? Herkes içsin deniliyor. Çok büyük yanlış. Eğer doğal yolla bir insanın D vitamini yüksekse, bunda toksik belirti görülmüyor ama siz dışarıdan D vitaminini bu ampulle falan yükseltirseniz o kadar büyük şeyler görülüyor ki, yani yan etkileri, toksitesi çok oluyor. Çünkü D vitamini biriken bir vitamin de dışarıdan aldığınızda toksik etki artıyor. O yüzden ölçümünü bilip, düzeyini bilip ayarlanıyor. Kişiye göre fark ediyor. Kimisinin içtiği yetiyor. Kimisinin ekstra bir dediğim gibi yanına D3 damla veriyoruz. Kimisine o da yetmiyor. Diyoruz ki bunu 3 haftada bir al ya da 2 haftada bir al diyoruz. Hatta kimine diyoruz ki osteoker al, ki onda da biraz kalsiyum, magnezyum, çinko, selenyum falan, çinko var, magnezyum var. Onun yanı sıra her gün bir tane bundan iç. Ben kendi hastalarım için söylüyorum. Bir de ayrıca İçindeki vitamin D eksik olduğu için ayda bir D3 damlanı şişesinden de içmesini öneriyorum. Böyle başka. Aslında hepimiz tabii sağlıklı beslenmenin için o kadar çok diyetler, o kadar çok şeyler sunuluyor ki bunların her birinin kendi içinde çok dezavantajları var. Ketojenik diyetlerin bir sürü böbrek yükü yapıyor vesaire, kolesterolleri yükseltiyor. Son zamanlarda böyle daniş diyetleri diye geçiyor böyle bol bol yani onların bazı dezavantajları var gibi. Bir kere damak tadımız bana göre, biz Türk toplumunu, biz burada yaşıyoruz ve burada yedik, alıştık her şeye. Dolayısıyla damak tadınız bizim çok gelişmiş olduğunu düşünüyorum bir daniş pop toplumuna göre. Çünkü biz Orta Doğu'da coğrafyasının tüm tatlarını biliyoruz. Akdeniz'i biliyoruz. Ve kendi yöremizin çok güzel tatlarını, Karadeniz'i biliyoruz filan. O yüzden hani bu dengeyi oturtturmak, içindeki protein ihtiyacı, işte doymamış yağ asitlerinden zengin onları dengeyi oturtturmak, omega 3'ünüzü iyi destek alabileceğiniz şey. Yani bunu bilinçli beslenirken bunları oturtturabilirsiniz ve dolayısıyla kendi mutfağımızı da yiyebiliriz. Hani o yüzden kısırı modifiye ederiz ki kısır bence sağlıklı bir yiyecek. Çiğ köfte de bence sağlıklı bir yiyecek. Çok özel bir şey olduğunu düşünmüyorum bulgurla falan. Hani bunun gibi şeylerle daha sağlıklı yapabiliriz her şeyimizi. Sadece içindeki yağıyla ve içindeki yanında mutlaka her şeyin yanına protein katarak, karbonhidratlarınızı işte bol tahıllı, glisemik indeksi düşük olarak seçerek, yani Türk mutfağına uygun, çok rafine şeyler tüketmeyerek Türk mutfağına uygun ya da sizin damak tadınıza uygun beslenebiliriz. Yani ben o yüzden böyle spesifik diyetlere çok karşıyım yani. Yapılmıyor, sürdürülebilir değil bence. Mesela bir şey soracağım. Tuz ihtiyacı, ben kayıtsız kullandığım halde canım tuz çok yemek istiyor. O bir şey eksikliği mi? Hayır. O çok yanlış bilinen bir şey. Ay, tuz istiyorum, toprak yiyorum, demir ekliyorum. Yani o kadar riskli bir şey ki. Yok zaten hani ölçümleriniz yapılıyor, bir şeyiniz eksikliğe veriliyor. Evet. Tuz da aynı şeker gibi şeydir, reseptörlerle ilgili bir şey. Ben bir subakut tiroidit oldum, 10 yıl arayla 2 defa kortizon kullanmak zorunda kaldım. Ve o süreç içerisinde hep hastalarımıza söylüyoruz romatolojide, aman diyetine dikkat et, kısa süreli kullanıyorsun ama aman dikkat et, tuzu kes filan. Tuzu kesmek hakikaten çok zor bir şey. Ben sıfır tuzuyla o diyet dönemi, o 2-3 ayı geçirdim. Ondan sonra reseptörlerim azalıyor. Tıpkı hani şekersiz alışır da ondan sonra bir tane bir şekerli çay içemezsiniz, kahve içemezsiniz. Tuzla aynen öyle. Biraz daha uzun sürüyor ama alışılıyor. O sizin tamamen reseptörleriniz alışmadığı için istiyor onu. Biz her yerde yemeğimize çok tuz atıyoruz toplum olarak. Lokantalara gittiğimizde yemekler çok tuzlu. Yani onu hep zaten o yüzden bizim tüm gıdalarımız aslında gıda tüzüğüne de uymuyor Avrupa standartlarındaki. O yüzden hep azaltıyorlar. Zeytinimiz tuzlu, peynirimiz tuzlu. Hepsini, her şeyini çıkarmak lazım ve bence azaltmak lazım tuzu. Yani bir süre sonra mutlaka diliniz alışacak ona. Başka? Yoksa? Peki. Katıldığınız için çok teşekkürler.